Hanımlar merhaba, videoma hoş geldiniz. İftar menüsünü hazırlıyorum. Menümü sizlerle tabii ki paylaşacağım. Diğer videolarımda da söylüyorum ama yeni gelen aboneler varsa diye tekrar belirtmek istiyorum ki hani bugün ne pişirsem adlı videomda paylaşıyorum. Ne pişirsem diye düşünen hanımlara da fikir olsun diye. Çünkü ben vallahi sıkıntısını çekiyorum. Yani bugün ne pişirsem diye ben de böyle yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum. Kremalı mantar çorbası yapacağım. Anneciğim, efendim. Az gelir misin? Ne oldu yine? Sonra pasta sürprizler diyor. Ama açamıyorum. Tamam. Şimdi geliyorum o zaman. Biraz geliyorum hanımlar. Ne diyordum? Kremalı mantar çorbası yapacağım bugün hanımlar. Şimdi mantarları sizler isterseniz şu şekilde soyabilirsiniz hanımlar. Şöyle. Ama ben gerek duymuyorum yani soymaya. Ama ne isterseniz sizler bu şekilde de soyabilirsiniz. Öncelikle mantarları bu şekilde doğruyorum. Ben böyle biraz kaşığa gelsin istiyorum mantarlar. Onun için böyle doğruyorum. Zaten bunlar kavrulunca biraz daha da küçülecek. Hanımlar, tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ve efendim oğlum sıvı yağ ekliyorum. Bu yağda da işte 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ne annem? Tamam. Tamam, geliyorum. Yağ eridikten sonra tepeleme 1 yemek kaşığı un ekleyip unu kavuruyorum. Unu da kavurduktan sonra artık mantarları ilave ediyorum. Yalnız mantarları kavurmak için de hanımlar önce biliyorsunuz mantarlar suyunu bırakıyor. Şimdi o aşamasını da göstereceğim size. Mantarları önce kavuruyoruz. Hanımlar, mantarlar suyunu çekti. Affedersiniz. Zaten eridi de. Şimdi sıcak suyu üzerine döküyorum. Bir yemek kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Buna sade hanımlar baharat olarak ben karabiber kullanıyorum. Zaten başka bir baharat yakışmaz. Yani pul biber rengini değiştirir. Sadece yakışacak olan bence karabiber. Sizler tabii ki damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Evet, şimdi bunu hanımlar kaynamaya bırakıyorum. Hanımlar, çorbam kaynarken et suyu atacağım içerisine. Et suyu, tavuk suyu. Bundan buzlu böyle pet bardaklara koyup böyle muhafaza ediyorum. Bulyon da atabilirsiniz. Ben şöyle kendi hazırladığım et suyundan atacağım içerisine. Evet. Evet hanımlar, çorba pişti. Şimdi içerisine krema atacağım. Şöyle krema atacağım. şunun mantarların boyutunu göstereyim size. Bu boyutta ben dediğim gibi böyle kaşığa gelsin istiyorum ama siz eğer kaşığa gelmesini istemiyorsanız, hani büyük geliyorsa size, blenderdan da geçirebilirsiniz. Şu aşamada blenderdan geçirip daha sonrasında kremayı ekleyebilirsiniz. Evet hanımlar, çorbamız artık hazır. Böyle 1-2 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Nane de eklemek istiyorum ben buna. Şöyle nane de atayım. Çok gitti. Evet. Çorbamız da hazır. Hemen ben diğer menüyü de hazırlayayım. Hanımlar, menüyü hazırladım. Şöyle tabakta göstermek istedim. Sade bulgur pilavı yaptım, yani salçasız. Biber kızarttım, patates kızarttım ve köfte yaptım. Tatlı da yapacaktım ama eşim tatlı almış. Biraz ben alırken tatlıyı bozdum ama kadayıf tatlısı. Evet hanımlar, biz artık orucumuzu açacağız. 2-3 dakika kaldı. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Hanımlar, biraz önce dışarıdaydım. Yeni geldim. Şöyle çantamı da koydum buraya. Onu da sileceğim. Aldıklarımı size göstereyim şöyle sırayla. Şunu gördüm dışarıda, 10 liraydı. Dedim bunu evde giyerim. Şöyle kısa kol bir tişört aldım. 10 liraydı. Ben oradan aldığım şeyler güzel oluyor. Onun için şöyle bir tane aldım. Bunu yıkayacağım. Sonra şurada bunları fotokopi çektirdim. Üniversiteye yollamam gereken evrak var. Onlar için bir sürü fotokopi çektirdim. Sonra Kürşat'a şöyle şey aldım. Hikaye kitapları. 3 tane. Gece okuyorum ona yatmadan önce. Hikaye kitabı. Sonra kendime aldığım bir kitap, Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi, Vehbi Vakkasoğlu'nun kitabı. İlk kez okuyacağım bu yazarın kitabını. Bir tane bundan aldım. Sonra bizim evde artık olmazsa olmaz oldu bunlar: soslu fıstık, işlenmiş yer fıstığı, bir de soslu mısır. Ben bunları çayın yanında çok seviyorum. Bunlardan aldım. Sonra hanımlar, anneler günü ne? Anneme alacak bir tane hediye bulamadım. Hanımlar, şimdi dediğime siz de göreceksiniz. Ya her şey var. Tabak alsam hani şey olacak, gereksiz olacak. Dolapları aşağı iniyor yani tabak çanaktan. Kıyafet alsam kıyafet de aynı şekilde. Geçen doğum günde çanta almıştım. Dedim anne ya kusura bakma, ben sana hediye alacağım ama ne alacağımı bulamıyorum. Lütfen sen söyle dedim. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok, sağ ol, almış kadar oldun. Artık biliyorsunuz gelenekselleşmiş anne sözleri. Hayır canım, işte almış kadar oldun, istemiyorum, sağ olasın. Anneme ben ısrar ettim, alacağım diye annem alma diye ısrar etti. En son benim ısrarlarım şey geldi diye, üstün geldi diye annem dedi ki tamam o zaman dedi, ben lastikli çarşaf alacaktım. O zaman dedi hani o çok almak istiyorsun, sen al bari dedi. Ben de gittim şöyle anneme lastikli çarşaf aldım, çift kişilik, yavru ağzı renginde. Ve sonra anneciğime anneler günü hediyesi aldım. Çok değişik bir anneler günü hediyesi ama olsun. Sonra çocuklara şöyle ikili pipetli bardaklardan aldım. Biri Çağrı'nın, biri Kürşat'ın. Sonra bunlardan aldım. Bunlara ne deniliyordu? Bak ismi de yazmıyor üstünde. Rezil oldum. Ne diyordu bunlara ya? Neyse işte bunlardan aldım. Adı aklıma gelmedi. Şunu da şöyle. Kutlu şunlara ne deniliyordu? Nohut. Lobut, ha, lobut. Lobut aldım, lobut. Bir de şundan aldım. Bir tane de şundan aldım. Kahve yanın, hani kahve de koyabilirim. Şu üçlü çerez koyabilirim. Bir tane de böyle bir şey aldım.